Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 yıldızı rütbe 3 Venompool bufflanmış gameplay yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Venompool overhaul yemişti. Özelliklerinden size bahsetmiştim. Şimdi gameplay'ini yapacağız. 5 yıldızısını da göstereceğiz. Bir de bir işlevini test edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 200 kopya. Süper yeteneğinde dövüş öncesi yeteneği kazanıyordu. Şimdi özet geçmem gerekirse arkadaşlar, Venompool artık çok fazla takviye açıyor. Çeşitli takviyeler açıyor ve daha çok uzun dövüşlerde etkili, çünkü tam etkisini gösterebilmek için dövüşte epey süre geçirmesi gerekiyor. Atıyorum, hiddetlerinin tesirinin son seviyeye ulaşması için 200 saniye geçmeli gibi bir özelliği vardı galiba. Ondan sonra hiddetlerini biriktirmesi gerekiyor, bütün takviyelerini açması gerekiyor falan. Bu tarz özellikleri vardı. Genelde kısa dövüşlerde çok kullanılmayacaktır ama uzun dövüşlerde gerçekten çok etkili bir hero oluyor artık. Vallahi ben şahsen Venom yerine tercih ederim kesinlikle Venompool arkadaşlar. Sebebini birazdan zaten anlayacaksınız. Evet. İlk önce tek başına Efsaneler Labirenti'nde 6 yıldızlı rütbe 3'ü Star Lord'a karşı test edeceğim arkadaşlar. Sonra sinerjili test edeceğim. Sonra 5 yıldızlısını Efsaneler Diyarında test edeceğim. Sonra da bir işlev testi yapacağım. Evet, şimdi başlıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Özelliklerini de daha bilmiyorsanız arkadaşlar, Venompool'un özelliklerini okuduğum videomda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi burada dövüş öncesi yeteneğinden arkadaşlar hiçbirini aktifleştirmeyeceğim. Direkt başlayacağım. Dövüş öncesi yeteneği seçili... Yani seçeceğimiz olan takviyenin ortaya çıkması, yani rastgele, çünkü veriyor bize takviye. Rastgele verme ihtimalini daha çok arttırıyor. Daha muhtemel yani seçtiğimiz takviyenin gelmesi. Ve %60 tesir kazanıyor. Şimdi onu da seçmeden bu dövüşe başlıyorum. Bakalım kaç vuruşta Star Lord'u alacağız. Siper mekaniğimiz de yok. Beyaz Magneto'dan da faydalanamıyoruz. Çünkü Venompool metal de değil. Kötü kahraman da değil. Ondan böyle dövüyoruz mecburen. Evet, ilk önce gördüğünüz gibi bizim bir tane pişirme yükümüz var. Ona pişirme yükü deniyordu galiba arkadaşlar. O her yüze çıktığında üstümüze rastgele takviye veriyor. Takviyeler listelenmiş bir şekilde var zaten açıklamasında. Evet. Vallahi daha çok L3'ünü atarak oynayacağız Venompool'un. Çünkü daha hızlı kazanıyor arkadaşlar. O sayede takviyelerini. 2 kat hızlı kazanıyor. Bu sayede daha çok hiddet biriktiriyoruz. Bütün özgün takviyelerimizi kazandıktan sonra hiddet almaya başlıyoruz. Bu hiddetleri daha çok alıyoruz. Eğer şey yaparsak. Aa, son vuruştan kaçmıştı, şansa bak. Evet. L3 animasyonu biraz uzun sürüyor maalesef. Evet, ve silahı çakıyor kafasına ve gülüyor sonra. Venompool işte. Evet, kanama hasarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ve kanamamız duraklatıldı. Kanama varken, çünkü yüze çıkarsa derecemiz arkadaşlar, direkt kanamalarımızı duraklatıyor. Evet, bakın şimdi Venom'un takviyesini aldık arkadaşlar. Örümcek hero'ları kaçış yapamaz bunda, biliyorsunuz. Aman vur bloğuma, vur vur vur. Evet, atalım şöyle bir L2. Oh, ne güzel hasar verdi değil mi? Hadi ben de ağır saldırı atayım. Vicious alıyoruz üstümüze arkadaşlar ağır saldırı atınca. Zamanla hasar veren zayıflatıcıların tesirini arttırıyor. Bir L2 daha atayım şöyle. Oh, 22K geldi şimdi. Tabi hiddet basmanız lazım ilk önce. Daha L3 atmaya devam edeceğim şimdi. Şöyle. Çok da güzel uzanıyor kolu arkadaşlar. Hani baksanıza nereden uzanıyor. Evet. Canın %11'ini aldık bile. Şimdi bir ağır saldırı daha atalım takviyemiz. Ay, bloktaki birine özel saldırı atıyor ya, mantığa bak. Evet, ağır saldırıyla yenileyelim ve L3'ümüzü atalım. Evet, biraz uzun olacak galiba. Tüm tesirini göstermeye çalışacağım çünkü bu videoda. Sinerjili sinerjisiz. Evet. Gene güzelim kanama hasarını görüyor musunuz arkadaşlar? 3466 hasar veriyor. Ve duraklatılmış biçimde şu anda o. Özel saldırı 3'teki modumuz sağ olsun yani. Çok güzel hasar vermemiz sağlıyor. Evet, şimdi bir L2 atalım. Oo, hadi be, kritik vurmadı ya. Ama 6 hiddet var şu anda üstümüzde. Evet. Bekliyoruz. Hadi ağır saldırı atıp gene yenileyelim Vicious'ı. Ska. Şimdi L2'sindeki özelliğini göstereceğim bir kere daha L3 atınca. Şöyle, evet. Atıyorum L3'ümü. L3 hiddet, çok fazla hiddet biriktirmemiz için önemli. Dediğim gibi. Hop. Uçtu, ne güzel.
Evet, hemen gene hızlıca biriktirmeye başla. Bakın bu kez 5334 vuruyor. Ve duraklatılmış biçimde. Fena hasar veriyor gerçekten yani. Çok fena veriyor. Hızlıca L2'mi getirmeye çalışıyorum. Onu da L2'sini atması gerek tabii. Attı valla. Yetişebilecek miyiz? Yetiştik, yetiştik. Ay kaçış yaptı. İnanılmaz bir şey ya. Son dakika kaçış yaptı ya. Ayıp ya. Olsun. Evet. Şimdi L2 özelliğimi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Güç kazanma açtık. Bizim dansımızı... Pardon. Özel saldırımızdan sonra bize müdahale etti çünkü. Evet. Şöyle uzaklaşalım birazcık. L2'mi atınca dansımı bitirmem lazım arkadaşlar. Böylece takviyelerimi iki katına çıkartıyorum. Bakın. Hepsi ikiye katlandı. Şimdi çok daha fazla hasar veririz. 11K falan geliyor orta saldırıda gördüğünüz gibi. Ve oh 43.500 geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dansımı yarıda kestim. Zaten iki tane var hepsinden. Şimdi bir ağır saldırıyla yenileme yapalım. Bu arada bu özel saldırı 2'yi alıkoyma yaparsanız arkadaşlar, alıkoyma şeklinde yaparsanız yani rakibi 3 saniye sersemletiyorsunuz. Yani dansınızı çok daha hızlı ve rahat bitirirsiniz. Hızlı değil, daha rahat bitirirsiniz yani. Bir de 3 daha atıyorum şimdi. Evet, güldü, eğlendi gene. Hiddetleri hızlı biriktiriyoruz. L3 modu sayesinde. Evet 5 hiddet varken 44.601 çok güzel valla. Kanama hasarlarından bahsetmiyorum bile. Mükemmel kanama hasarı veriyor. Evet, 9.502 falan yazdı yani. L2 daha. Ah kritik vurmadı olsun. Valla ilk zamanlayıcı bitmeden indirecek arkadaşlar adamı resmen. Evet, şimdi dansımızı bitirelim bu kez de. Gelsin üstüme. Ah be. Neyse havaya vurduk. İki katına çıkardık gene. Şimdi bir L2 almamız lazım. Güzel. Bakalım ilk zamanlayıcıyı doldurtmamaya çalışalım. Hala hiddetlerimiz fazla. Bir L2 dağıtabilirim. Oo, ah be kritik vur ya. Valla ben bunun 50K'dan fazla hasar verdiğini bile gördüm. %18'in altına inince canı arkadaşlar. Hoppa, ah be gene kritik vurmadı. Dansımızı böldü bu kez. Yazık oldu. Ben hiç ağır saldırı atmıyormuşum burada. Ağır saldırı atmayı unutmuşum. Bir ağır saldırı atayım şöyle. Aynen yere deviriyoruz. Üstümüze geliyor. L2 atıyoruz. Oh! Yine güzel vurdu. İki katını çıkardık. Ve ikinci zamanlayıcıya geçti. Arkadaşlar bir de L1 atalım. Derken indirdi onu. Tam bir zamanlayıcı da indirdi. Kaç vuruşta aldık? 316 arkadaşlar. Vallahi fena değil. Şimdi bir de sinerjili deneyelim. Şöyle çeşitli sinerjileri var arkadaşlar. Tek tek göstereceğim şimdi. Evet. Venom, yani Deadpool'lardan birini alınca iyileşme takviyesi açıyoruz. %40 ihtimalle 100 yüke ulaştı mı? Bu sinerji çok iyi. 300 kritik hasar puanı üstümüzdeki her benzersiz takviye başına. Ve Falcon'la arkadaşlar çok güzel. Ondan sonra bu pek önemli değil. %3 kusursuz blok şansı. Maksimum %21, bu da çok güzel. Şöyle alalım. Bu da mükemmel arkadaşlar. Kızıl Hulk veya Sunspot Alev Adam alırsak teknolojilere karşı yakma bağışı da kazanıyoruz. Zaten çok bağışı var teknolara karşı. Yakma bağışı da veriyor. Mükemmel bir özellik. Ve son olarak Vision Arcus'u da alıyorum arkadaşlar. 100'e ulaştım. %75 ihtimalle buz zırhı kazanıyoruz. Bu da o kadar önemli değil. Özel saldırı 2'deki serseme efekti. Özel saldırı 1 ve 3 için de geçerli. Çok lazım değil. Evet bu sinerjilerle deneyeceğim. Bir de şimdi kusursuz blok şansımızın artması sayesinde çok da güzel siper yapabiliriz. Bakalım böyle kaç vuruşta alacağız. Labirent Starlord'unu. Ve bu defa da şeyi seçeceğim. Şu hiddet tesirini arttıran takviyeyi seçeyim diyorum. Aynen. Şunu bir açalım. Malice.
Şu Groot'un resminin olduğu takviye bizim hiddetlerimizin tesirini arttırıyor. %60 daha tesirli olacak bu sayede. Venom pool'unuz kopyalı değilse de 3. seteneği olmaz bu arada. Evet, başlayalım bakalım. Evet, bakınız bu zırhı açtım. Ve seçtiğim takviyeyi daha açmadım. Unutmayın, seçtiğinizi ilk açacak diye bir şey yok ama açma ihtimali daha yüksek tabii ki. İlk açacak diye bir şey yok ama. Evet. İlk önce bütün takviyelerimizi, bakın açtı seçtiğim takviyeyi. Bütün takviyelerimizi hızla biriktireceğiz arkadaşlar. Bunun için ilk önce L3 atacağız sürekli tabii ki. Evet, Star-Lord çok pasif oynuyor nedense. Bu zırhımız var arkadaşlar. Sersem yersek gider. Vallahi sersem en kötüye kullanma için güzel bir sinerji bu ama kim uğraşır. Evet. Sonra örümceklerin kaçışını engelleyen takviyeyi de aldık. Venom'un takviyesi bir diğer adıyla. Evet, silahla vurduk gene. Hemen hızlıca biriktiriyoruz. Açtık neredeyse bütün takviyeleri. L2 almamız lazım. Venom pool çok uzağa kaçtığı için geriye çekilebilen X-Lat şampiyonlar gibi Warlock dışında çok vakit kaybediyoruz orada. Evet. Vallahi hiç yenileme açmadık nedense. Devam ediyoruz. Şimdi ağır saldırma atarsam, ah yetişmedi. Dayak da yedik. Şimdi atalım. Evet. Ve takviyeleri iki katına çıkartamadık. Üstümüze koştu ya. Şimdi hiddet biriktirmemiz lazım. O yüzden biraz daha L3 atacağım. Ay, kaçış yaptı, yakalandık. Evet. Evet, biriktirme başlıyor. Ağır saldırımızı atıp Vicious'ı da aldık. Üstümüze hasar veren zayıflatıcılar daha fazla hasar veriyor. Aman, kaçış yap. Labirent kaçışını kapatmıyor biliyorsunuz. Zaten labirent kaçışını hiçbir türlü kapatmaz Venom Pool'un takviyesi. O sadece örümcekleri kapatıyor. Evet, bir L2 atabilsek güzel olur. Ah, atamadık ya. Şimdi bir ağır saldırı. Üstüme gelsin. Hoppa, 40.000 hasar gelme üstüme. Oh, iki katına çıkarttım takviyeleri. Keşke bu zırhı ve yenilemeyi de çıkartsaymış. Ska. Hazır bunlar iki taneyken bir L2 atmayı çok istiyorum. Vallahi atıyoruz, hadi bakalım. Hoppa, 50.000, 25.000 arkadaşlar, gördünüz. İşte mükemmel hasar verdi. Bütün takviyeler var üstümüzde zaten artık. Bir ağır saldırıyla şunu tekrar yenileyelim. Deli gibi uzun sürüyor zaten. Hoppa! 46.000 geldi şimdi. Evet, hadi çabuk. Hepsinin süresi bitecek neredeyse. Hadi bir L3 daha atalım, biraz hiddet biriktirelim. Hiddet biriktirmek için illa L3 atmanıza gerek yok bu arada. Ama L3'ümüz bizim yüklerimizi daha hızlı biriktirmemizi sağladığı için arkadaşlar daha çok hiddet açarız. Bütün özgün takviyelerimizi açınca hiddet basmaya başlıyor Venom Pool. Dediğim gibi şunu yenileyelim. Evet. Şimdi L3'ümüzü atıp biriktirelim. Hop. Ama hemen o L2'yi alalım ya. Heh, bakın 7002 kanıtıyor. Ah, atmıyor ya. Ne yapalım? Atmadığı için biriktiremiyoruz. Ona vurmam gerekiyor biriktirmek için. Baksanıza. Ay, bir de yakalandık. Neyse ki L3'ü dolmadı. Az daha doluyordu L3'ü. He. Evet, kanamayı hala duraklatmaya devam ediyoruz. Ah, son anda gitti. Duraklatıyordum az da. Sağlık olsun. Hakikaten niye atmıyor özel saldırı? Havaya ağır saldırı atıyor ya.
İlginç. Bir daha L3 atalım. Evet, bu kez alacağım L2'sini. Evet, şimdi biz L3 atalım. Aslında pişirme yükü yüzün altındayken atmak daha mantıklı L3'ü. Tam yüzü geçtiğinde attım. Çünkü hemen kanamayı duraklatıyoruz o zaman. Hızlıca döveyim de bari. Kanamayı duraklatmaya çalışmak önemli burada. 7178 vuruyor. Dediğim gibi zaman geçtikçe hiddet tesiri artıyor arkadaşlar. 100, maksimum %200'e kadar çıkıyor demiştik. Evet, kanamayı duraklattık son anda. Ah, çift siper yapamadım. Hemen bir L2 atmak istiyorum artık şu durumda yani. Heh, çok güzel vallahi atıyoruz. Hoppa! Hadi be, kritik vurmadı. Evet, dansımı bitiremedim. Şunu yenileyelim. Vicious. Aynen. Kırmızı sayıları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl da hasar veriyor. Şöyle uzaklaşalım. Şunu da yapalım. 12. Hoppa! Oh! Dansı da bitirdik ve indi zaten. Biraz daha kısa sürdü. Kaç vuruşta aldı? 242. Bayağı fark ediyor ha. Sinerjiler mükemmel yapıyor Venompool'u. Şimdi efsaneler diyarında 5 yıldızlısını test edelim arkadaşlar. Sonra da son bir işlev testi yapacağım. Kusura bakmayın, uzun oldu ama. Tek bir videoya sığdırmak istedim. Şöyle alalım 5 yıldızlısını. Aynen. Hadi onu da sinerjili deneyelim. Evet, kış askerine gidiyoruz. Hiçbir şey aktifleştirmeyeceğim. Direkt dümdüz giriyorum. Bakalım 5 yıldızlısı ne kadar etkili olacak. Ama dediğim gibi biraz süre geçmeli. Venompool'da çünkü kısa dövüşlerde etkili değil. Dediğim gibi yani hemen biriktirmeniz gerekiyor Venompool'un bufflarını. Evet, şansa buz zırhı ve şeyi hemen açtık. Yenilemeyi. Ama her takviye başına 300 kritik puan kazanması mükemmel bir sinerji gerçekten. Hepsini kritik vuruyor neredeyse. Ve onda 10 sinerjinde Falcon olması ayrı bir güzel yani. Hemen L3'ümüzle başlayalım. Olabildiğince takviyeleri hızlı biriktirmek önemli. Takviye iptal etmek zorunda olduğunuz yerlerde L1'inizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz onu da hatta yenilemeye bile çeviriyor. Evet, hızlıca tüm takviyeleri alıyoruz. Evet, bir L2 hop, 14K normal hasar geldi. Sonra bir L2'ye ağır saldırı atmam lazım. Evet. Şimdi bakın, alıkoymayı deneyeceğim arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle olmayacak çünkü genelde geri kaçar. Alıkoymayla hiç uğraşmayayım o yüzden. Evet. Alıkoyma yaparsanız özel saldırı 2 ile 3 saniye sersemletme yiyor kış askeri ama pek uygun değil burada kullanmaya. Deneyelim bir daha. Hadi bakayım. Oh, bakın işe yaradı. Sersemi yaptım. Rahatça dansımı bitirdim ve gidip ona vuruyorum. Gördüğünüz gibi. Hadi bir daha atalım. Hoppa. Bu kez güç kazanmayı aldım. Ne de olsa iki tane var zaten hepsinden. Hoppa. Ve böyle bitirdi arkadaşlar. Vallahi ne güzel dövdü. 6 yıldızını da burada test etmek isterdim de gerek yok. Evet, 104 vuruştu aldı. Gayet iyi. Fena değil değil, gayet iyi. Evet, son olarak işlevini test edeceğim arkadaşlar. Şöyle 6. sahne 1. bölüm, pardon, 1. kitap 6. sahne 3. bölüm 1. maceraya gidiyorum. Şöyle tekrar 6 yıldızını alayım. Ne olur ne olmaz. Ha, sinerjiler kalsın. Şöyle B'ye gideceğim. Evet, göstereceğim şey şu arkadaşlar. Burada Miles Morales var. Karosunda da bakayım ne vardı? Büyüleme vardı sanırsam. Evet, büyüleme ve Pilfer var. Ay, inşallah bozmaz takviyemizi. Ben buradan şimdi Clinter Mutation yemeğini aktifleştiriyorum. Bu da işte örümceklere karşı kaçış yeteneğini kapatmamı sağlayan takviye verecek bize. Bunu aktifleştiriyorum ki bunun ilk çıkma ihtimali daha fazla olsun. Çünkü bana bu lazım.
Mesela kaçış yapan biriyle, yani örümcek adamla dövüşürken. Şimdi bekleyelim. Onu siperde biraz döveceğim. 50 yükle başlıyoruz. Mesela böyle vurayım kaçış yapmadan önce. Evet, bakın aldık üstümüze. Artık kaçış yapamaz. Rahatça dövebilirim onu. Gördüğünüz gibi kaçış yapamıyor. Bildiğiniz Venom oldu. Ayrıca bu özellik bize saldırı da veriyor. 400'lü bir saldırı veriyor. %60 daha tesir kazanıyor arkadaşlar. 250'msi bir takviye veriyor yani. Ondan gayet iyi. Evet, hoppa. Bakın kaçamıyor. Tabii bunu hızlı dövmek için yapıyorum arkadaşlar. Hızlı dövüyorum şu anda Miles'ı. Yine kanama hasarı güzel valla. Evet. Ne yaparsa yapsın kaçamıyor gördüğünüz gibi. Şimdi L2'sini attıralım. Çünkü Pilfer karosu var. Çalma karosu yani. Bakalım alıkoyma yapabilecek miyiz? Ah, yerinde vurmayı tercih etti. Yapamadık. Ama dediğim gibi kısa dövüşlerde çok etkili değil. İyice ne zaman geçmesi gerekiyor. Bir daha deneyelim bakalım alıkoymayı. Ah, yapamadık. Blok bloğa kaçtı. Oh, güzel hasar. Evet, göstereceğim işlevi buydu arkadaşlar. Örümcek yaralarında da karşı artık çok etkili. Eğer robotla dövüşüyor olsak mesela, bu kanamalar yerine de bozma atıyor sanırsam. Daha doğrusu özel saldırı ikisinde galiba bozma atıyor. Şöyle bir bakalım. Yanılıyor da olabilirim. Burada değil. Aynen. Özel saldırılardaki kanamalar robotla dövüşüyorsak bozmaya çevriliyor. Aynen. Onu demek istedim. Evet, Venom Pool bu şekilde arkadaşlar. Vallahi bence mükemmel olmuş. 6 yıldızı rütbe 3'e atılır diyorum ben arkadaşlar. Ben benimkini gene bekleteceğim birazcık atmadan önce. Ama atmam çok yüksek bir ihtimal. Vallahi sizin de Venom Pool'unuz varsa ve kopyalıysa yükseltmenizi öneririm. Benimki ana yönünde kopyalı. 20 kopya benimki. 20 kopya olunca buradaki yüzdesi %18'li bir şey oluyor galiba. %18 daha potansiyel kazanıyor falan filan. Evet. Venom Pool'la ilgili anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi ben çok beğendim. Bence yükseltilir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.